Geçtiğimiz hafta uzay merkezine yolculuk hazırlıklarımdan bahsedip Florida'ya doğru yola çıkmıştım hatırlarsanız. Bugün sizlere oldukça maceralı geçen bu yolculuğumu anlatmak istiyorum. Çünkü NASA'nın SpaceX'in Falcon 9 roketini Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için düzenlediği bu CRS-17 görevinde roket fırlatıldı mı, fırlatılmadı mı konusu gerçek bir hikayeye dönüştü. Siz bu videoyu izlerken bu sorunun cevabı çoktan verilmiş olabilir ama ben tüm bu hikayeyi kendi gözümden, objektifimden sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü ilginç insanlarla tanıştım, NASA'nın ve SpaceX'in fırlatma rampalarını gezdim ve çok güzel deneyimler elde ettim. Çok kısa bir özet geçeyim önce. Size ilk yaptığım duyuruda 24-25 Nisan tarihlerini hedeflediklerini söylemiştim bu yolculuk için. Sonra bu tarih 26 Nisan olarak revize edildi. Tam heyecanla uçak biletimi almak üzereyken yeni bir fırlatma tarihi geldi. 30 Nisan. Henüz biletimi almadığım için bu iyi bir haberdi aslında. Çünkü roket fırlatmalarını etkileyen pek çok faktör var ve bu tür ertelemeler son derece normal. 3 ertelemeyi daha ben oraya gitmeden yaptıkları için 30 Nisan tarihi benim için artık neredeyse kesin bir tarihti ve ben de bunu baz alarak geçen pazar videosunu hazırlayıp size oradan yapacağım yayınlarla ilgili planlarımı paylaştım. Ama ne yanılmışım. Evdeki hesap ne çarşıya uyuyor ne de NASA'ya. Daha Orlando'da uçaktan inince yeni fırlatma tarihini öğrendim. Orlando'ya indim. Hava gayet güzel. 31 derece sıcaklık. Fakat kötü bir haberim var. 1 Mayıs sabahına ertelenmiş. Gelişmeleri size bildirmeye devam edeceğim. 1 Mayıs sabahı fırlatılacak roket. O günü tüm yaptığım rezervasyonları değiştirmekle geçirmek zorunda kaldım. Ertesi gün erkenden basın mensuplarıyla buluşma noktasına gittik. Uzay merkezindeki belli bölgelere giriş izni sağlayan rozetlerimizi aldık. Az önce kayıtlar yapıldı, rozetimiz alındı ve şimdi Kennedy Space Center'ın içine doğru otobüs bizi götürecek. Orada Vehicle Assembly Building, fırlatma rampalarını dolaşacağız ve basın merkezinde SpaceX'in CRS-17 göreviyle ilgili bir briefing düzenlenecek. Tüm aşamaları kaydetmeye devam edeceğim. Bazı yerlerden asla fotoğraf ve video paylaşmayacağımıza dair bir gizlilik sözleşmesi imzaladık. Çantalarımız güvenlik görevlileri ve K9 köpekleri tarafından titizlikle incelendikten sonra NASA görevlilerinin eskortluğunda uzay merkezinin içindeki basına özel ayrılan bölgeye ulaştık. NASA'nın bu tür görevler öncesinde bilgilendirme yayınları yaptığı bir TV stüdyosu var. Bu stüdyoya geçerek onların yaptığı canlı yayına izleyici olarak katıldık. NASA TV az sonra yayına başlayacak. Bunun öncesinde bize briefing veriyorlar. Good morning and welcome to Kennedy Space Center for your What's On Board briefing. Uluslararası Uzay Merkezi'ne bu görevle gönderilecek bir tondan fazla malzeme içerisinde onlarca bilimsel deney de var. Tam olarak 726 kiloluk deney düzeneği gidiyor. İşte bu deney düzeneklerini hazırlayan bilim insanları bizlere konu hakkında bilgiler vermeye başladı. Son 12 yıl videomda da bahsettiğim gibi küresel iklim değişikliği tahminlerin de ötesinde bir hızla gerçekleşiyor maalesef. Gönderilen araçlardan biri dünya üzerindeki karbon salınımını uzaydan ölçmek ve haritalamak için geliştirilmiş bir araç. Bunun sayesinde karbonla etkileşimimiz ve bunun iklim üzerindeki etkileri çok daha net bir biçimde ortaya çıkarılacak. Giden ekipman içerisinde bir fotobiyoreaktör var. Uzaydaki astronotlar tıpkı bizim gibi oksijen soluyup karbondioksit veriyorlar. Onlara mikroalgler yani minik yosunlar gönderilerek bu karbondioksitle beslenmeleri ve yosunların üretecekleri oksijenin de istasyonda kullanılabilmesi hedefleniyor. Çünkü ileride uzayda insanların daha uzun süre yaşayabilmesi için bu tür organik hibrit sistemlere ihtiyaç var. So this is a tissue chip. Gönderilen en ilginç teknolojik araçlardan biri doku çipleri. Kredi kartı boyutlarındaki bu çiplerin içinde insan hücreleri var. Onların uzaydaki gelişimleri takip edilerek mikro yer çekimi ortamının insan sağlığına olan etkileri araştırılacak. Biliyorsunuz asteroidlere karşı özel bir ilgim var.
Hermes adındaki bir başka deneyde partikül kasetleri hazırlanmış ve bunların uzayda nasıl davranacağı kameralarla gözlemlenecek. So what kind of particles do you... Peki ne tür partiküller gönderilecek ilk kasette? Asteroid yüzeyini en iyi simüle edebilecek silikoglas malzemeler seçmişler öncelikle. Dördüncü tüpte ise özel bir formülle üretilen bir karışım var. Toplamda bir bilgisayar kasası büyüklüğündeki bu düzenekte yer alan partikül kasetleri önümüzdeki yıllarda değiştirilerek incelemelere devam edilecek ve böylece ileride uzay araçlarının asteroidlere inişi için uygun tasarımlar yapılması hedefleniyor. Bize verilen briefing sırasında beni en çok heyecanlandıran kısım Genes in Space, yani uzaydaki genler projesi oldu. So thank you for having us here today. I'm Arthi. I'm David. And I'm Michelle. And I'm Rebecca. Lise son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan bu projede uzaydaki radyasyonun insan DNA'sını nasıl etkilediği araştırılıyor. İleride gerçekleştirilecek derin uzay görevlerinde insanları korumak adına çok önemli sonuçlar elde edilebileceği söyleniyor. Uzay araştırmaları konusunda çalışan insanların daha lise seviyesinde bu işe başlayabilmeleri gerçekten çok sevindirici bir gelişme. O yüzden ben de bu fırsatı kaçırmayarak geleceğin önemli bilim insanları arasında yer alacak olan bu öğrenci arkadaşlarla bir hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedim. Ha, bu arada bu hikaye burada bitmeyecek. Videonun ilerisinde bu arkadaşlar tekrar karşımıza çıkacak ve bize büyük bir sürpriz yapacaklar. Briefing'de aktarılan başka deneylerle birlikte tüm bunlar halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda devam eden diğer deneylerin arasına katılacak. Biz gündelik telaşlarımız arasında koşuşturmamıza devam ederken 400 kilometre kadar üstümüzde bir kurşundan 10 kat daha hızlı giden futbol sahası büyüklüğünde bir laboratuvarda dünyanın dört bir tarafından gönderilen bu deneyler yapılmaya devam edecek. Evet, International Space Station'a, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek olan SpaceX'in Falcon 9 roketi CRS-17 göreviyle gidecek ve biz de az önce oraya gönderilecek olan bilimsel deneyleri hazırlayan bilim insanlarının hazırladıkları deneylerle ilgili bilgileri aldık. Briefing sonrasında biz inceleme yolculuğumuza, maceramıza devam ettik. Fırlatma rampalarından 39B'yi ziyaret ettik. Yeah. So as I mentioned on the pad surface, we're going to be driving up towards the flame. Oh, here is our hydrogen doer that I talked to here, where we're using some oxygen pumps, although they've been refurbished. Ay'a düzenlenen tarihi Apollo görevlerinin gerçekleştiği bu fırlatma rampasında uzay mekikleri döneminde kullanılan sıvı oksijen, sıvı hidrojen ve su tankları hala kullanılmaya devam ediyor. Ancak geri kalan kısımlarda yeni fırlatmalar için tadilat çalışmaları yapılıyor. Burası 39B numaralı fırlatma rampası. Uzun zamandır kullanılmadığı için şimdi yenileme çalışmaları yapıyorlar. Çünkü dünyanın gelmiş geçmiş en büyük roketi olacak olan SLS için hazırlanıyor şu anda. Belki de Ay'a yeniden gidecek olan bu roket işte tam buradan ateşlenecek. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada Vehicle Assembly binası var. Orada roketler monte ediliyor. Daha sonra da Crawler denilen çok büyük cihazlarda şu yol boyunca buraya getiriliyor. Burası da ateşlendiği yer. Ben bir yandan gezip yetkililerden bilgi alırken bir yandan da böyle kimseye çaktırmadan yapacağım canlı yayına hazırlık amacıyla cep telefonunun iyi çektiği yerleri bulmaya çalıştım. Tabii bu işler için şu çanak antenleri kullanan gazeteciler de ben acaba ne yapıyorum diye merak edip durdular. Fırlatma rampalarını yürüyerek gezebilmek mümkün değil. Her birinin arasında kilometrelerce güvenlik boşluğu bırakmış durumdalar. Henüz böyle bir şey gerçekleşmedi ama bu merkez uzaya aynı anda 5 roket fırlatabilecek şekilde tasarlanmış. O yüzden çok geniş bir alana yayılmış. Dünyanın en büyük binalarından biri bu. Çünkü içinde roketleri monte ediyorlar ve daha sonra da fırlatma rampalarını da buradan götürüyorlar. Şu bina, üzeri camlarla kaplı olan bina, uçuş kontrol merkezi. Hani o geri sayımların yapıldığı, roketin izlendiği yer tam burası.
Biz de fırlatmayı zaten o binanın dışında, yanında bir yerden izleyeceğiz. SpaceX'in 20 yıllığına kiraladığı 39A rampasının yanında roketlerin yatay olarak monte edildiği bir hangar var. Hangarın önündeki otoparkta da bol bol Tesla otomobil. Neden acaba? Üste gördüğünüz köprü uzaya gönderilecek astronotların kapsüle geçişi için yeni eklendi. Test fırlatmaları tamamlandıktan sonra SpaceX artık astronot taşımacılığına da başlayacak. Bu koridorlar fırlatma rampalarına gitmeden önce astronotların yürüdüğü yerler. Biz de gerçek bir astronottan yaptığı görevlerle ilgili bir sunum aldık. Wendy Lawrence uzay mekiğiyle tam 4 kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidip gelmiş. Maalesef 7 astronot arkadaşının hayatını kaybettiği Kolombiya faciasından sonraki ilk uzay görevi olan STS-114 Discovery'ye de katılmış. Kendisi aynı zamanda bir helikopter pilotu. Bize Mickey'in uzay istasyonuna nasıl kenetlendiğini böyle gösterdi. Ayrıca astronot olabilmek için ne gibi eğitimlerden geçtiğini de anlattı. Sanal gerçeklik uygulamaları bizim gibi son kullanıcılar için çok yeni olsa da astronot eğitimlerinde uzun süredir kullanılıyor. Hayatımda ilk kez bir astronotla tanışınca tabii imzasını ve birlikte bir fotoğrafımızı almayı ihmal etmedim. Bu sırada ayaküstü kısa bir sohbet etme şansım oldu. Ay'a ayak basan 12 kişinin tamamının erkek olduğunu düşünecek olursak, uzayla ilgilenen ya da astronot olmak isteyen kadınlara rol model olduğu için kendisine teşekkür edince o da çok güzel bir haber verdi. NASA'nın 2024'te Ay'ın Güney Kutbu'na insanlı bir görev düzenlemeyi planladığını ve bu kez ilk adımı bir kadın astronotun atmasını istediklerini söyledi. Gezdiğimiz bu binanın içindeki bazı yerlerde kesinlikle görüntü alınmasına izin verilmedi, bazı yerlerde de sınırlı olarak alınabileceği söylendi. Sınırlı izni görünce ben de bulabildiğim en yaratıcı şekillerde görüntü almaya çalıştım. NASA son yıllarda uzayda ticari şirketlerin rolünü arttırmaya ve aralarında bir rekabet yaratmaya çalışıyor. Biz çoğunlukla SpaceX'ten bahsedip duruyoruz ama burada onun dışında Boeing, Blue Origin, Lockheed Martin gibi başka özel firmaların ofisleri ve tesisleri de var. Mesela bunlardan Lockheed Martin, Ay'ın yörüngesinde kalıcı bir uzay istasyonu konusunda çalışmalara çoktan başlamış. Bu konu hakkında bize bilgi veren yetkili yaptıkları işi şehirler arası yoldaki bir yakıt istasyonuna benzetti. Ay'da kalıcı bir merkez kurabilmek için yolda bu tür istasyonlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. We're doing a lot of ground research in here that's feeding into work on the International Space Station. Benim en çok ilgimi çeken yerlerden biri, belki o sırada biraz acıktığım için de olabilir, bu yemek laboratuvarı oldu. Kısa vadede Ay'da ve orta vadede Mars'ta kalıcı yerleşimlerin en temel ihtiyaçlarından biri tabii ki yemek olacak. İşte bu laboratuvarda uzay tarımı konusunda çalışıyorlar. Marslı filmini izleyenler oradaki patates yetiştirme çilesini hatırlayacaktır. Bu laboratuvarda sadece patates değil, hemen her tür sebze uzay koşullarında yetiştiriliyor. Mikro yerçekimi ortamında suların havada kabarcıklar şeklinde dolaştığını düşünecek olursanız, bu tür sulama borularının tasarımı gibi küçük ayrıntılar bile çok büyük önem kazanıyor. Bazı bitki deneyleri yeryüzündeki öğrenciler ve uzaydaki astronotlar tarafından eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bu laboratuvarı yönetenler bizden ısrarla tanıdığınız stajyer adayı var mı diye sordular. Sadece burada değil, NASA'da gezdiğim tüm yerlerde benzer bir izlenime kapıldım. Önümüzdeki yıllarda uzayla ilgili pek çok alanda yeni iş gücüne, yeni parlak beyinlere ihtiyaç duyulacak. Fırlatmaları yöneten kontrol odalarında artık eskiden olduğu gibi büyük cihazlar kullanılmıyor. Bakın şimdi size 50 yıl önce bunun nasıl olduğunu bir göstereyim. Nasıl? Çok havalı değil mi? Artık bu cihazların yaptığı her şeyi küçücük bilgisayarlar yapabildiği için yeni nesil kontrol odalarında bol bol ekran ve bilgisayar var. Arkamda görmüş olduğunuz şeyler Mission Patch denilen logolar. Her uzay görevi için bu tür tasarımlar yapılıyor. Bu görevlerde çalışanlar da bu logoların adeta koleksiyonlarını yapıyorlar. Tabii görevleri başarıyla tamamladıktan sonra.
Mesela şu kapıda resmen uzay tarihinin önemli bir kısmı yatıyor. Teknik olarak Crawler Transporter denilen bu emektar araçlar, kara üzerinde kendi gücüyle hareket edebilen dünyanın en büyük araçları. Şu anda NASA'da iki tane var. Bunlara bir isim de takmışlar, Hans ve Franz. Roketleri taşıyabilmek için tasarlanmış olan bu araçlar 2721 ton. Toplam 8 bacağı ve her bacağında 57 ayakkabısı var. Sadece bu ayakkabı denilen taşıyıcıların bile her biri 1 ton. Saturn 5 gibi roketleri taşıyabilmek için tabii böylesine büyük araçlara ihtiyaç duyuluyor. Kennedy Uzay Merkezi'nin içinde NASA'ya ait bu tesislerin yanı sıra bir de ziyaretçi merkezi var. Buraya herkes girebiliyor. Eski roketlerin sergilendiği bir çeşit müze gibi bir yer. Özellikle uzaya meraklı kişilerin mutlaka gelip ziyaret etmesi gerekiyor bence. Bazı konuları oldukça güzel sunumlarla interaktif bir biçimde aktarıyorlar. Benim izlemek üzere gittiğim roket fırlatması tabii sürekli ertelenince ben de daha önce de geldiğim bu alanı bir kez daha gezmek durumunda kaldım. Gezerken de iki güzel sürprizle karşılaştım. İlki hakkında daha önce bir video yapmıştım. Mars Rover denilen bu araç sadece bir konsept tasarım. Gerçek bir uzay aracı değil ama buradaki ziyaretçilerin tabii çok ilgisini çekiyor. Karşılaştığım ikinci sürpriz hakkında henüz bir video yapmadım ama büyük bir ihtimalle yapacağım. Hayır, Atlantis uzay mekiğinden bahsetmiyorum. Onu gezdikten sonra dışarıda kalabalığın arasında tanıdık birkaç kişi gördüm. Evet, uçuşumuz ertelendi. Uçuşumuz diyorum, fırlatış ertelendi ama ben burada müze kısmında gezerken bakın kimlerle karşılaştım. Jeans in Space. Hatırlıyorsunuz bu genç kardeşlerimiz lise öğrencisi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek bir deney düzeneğini yapmışlar. Onlarla burada karşılaştık. Sohbet ederken çok ilginç bir şey öğrendim. Who are your mentor? Deniz Adabay. Deniz Adabay diye bir Türkmüş. Kendilerinin mentoru, yani akıl hocası diyebiliriz. O yüzden onu da çok tebrik ediyoruz. Ben bu haberi vermek istedim. Ayrıca biraz Türkçe de biliyorlar galiba. You said bread, right? Ekmek demeyi öğrendilerse aç kalmazlar. Asıl bizi gururlandıran şey bu öğrencilere mentorluk yapan kişinin bir Türk olması. Ben kamera arkasında hemen kendisine ulaştım ve çok yakında bu proje ve onun yaptıkları hakkında konuşmak için sözleştik. Yani bu hikaye burada bitmeyecek. Benim NASA gezisi de orada bitemedi zaten. Sürekli ertelenen fırlatma tarihi yüzünden uzadıkça uzadı. Aslına bakarsanız iyi de oldu. Çünkü bu uzamalar bana önemli şeyleri hatırlattı. Bir roket fırlatmasını izlemek ve onu canlı olarak yayımlamak tabii ki heyecan verici. Ama sadece bunu izlemeyi ertelemek bile bir hayal kırıklığı yaratırken bizlerde, onu gerçekleştirebilmek için binlerce olasılık üzerinde yıllarca çalışan on binlerce insanın neler yaşadığını çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Hele o roketin taşıdığı değerli kargonun gelecekte dünyanın ve insan yaşamının daha iyi hale gelebilmesi için yapılan çalışmalarla dolu olduğunu düşünecek olursak, bu bekleyiş çok daha anlamlı hale geliyor.